Mevzular. Herkese merhabalar. 3,5 haftadır takip edenler bilir, bir sinema filmi setindeyim. İlk defa sanırım hayatımda gerçek bir sinema filminde oynuyorum. Çok güzel oluyor. Çok yoğun çalıştığımız için maalesef Mevzuları da aksatmak zorunda kaldık. Pinch'in yeni bölümünü de aksatmak zorunda kaldık. Aslında 17 Ağustos'la ilgili yalnızca bir post atabilirdim, bir tweet de atabilirdim. Ama videoda anlatılan konular, yazılarak anlatılan konulardan çok çok daha uzun menzilli oluyor. O yüzden neden böyle bir set alanında kendimize bir köşe bulup mevzular çekmeyelim ki dedik. Aslında bunu yalnızca ben dedim. Çünkü ekip arkadaşlarım burada değiller. Bir kısmı burada. Onlara da bu ortamda video çekmek zul geliyor. Gelsin, sonuçta maaşlarını alıyorlar. Sigortaları yatıyor. Tribe sokmasın aralamı. Delirtmeyin lan beni. Hepinizin suratı boks atıyor ibneler. Her neyse. Memleketin gündemi o kadar alengirli ki sürekli değişiyor. Dün konuştuğumuz bizim için ya da memleket için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir olay bir hafta sonrasında unutulup gidiyor. Hatta bazıları unutulacak kadar bile değer görmüyor. Çünkü hiç hatırlanmıyor. Yok oluyorlar. Gerçekler her zaman yalanlardan daha acıdır. Dost acı söyler denmesinin sebebi dostun doğru söylemesidir. Doğruları biz acıyla eşitlemiş oluyoruz. Bu sözde bunun kanıtı oluyor. Ben sizin dostunuzum, arkadaşınızım, kardeşinizim. Birçoğunuzun da abisiyim. O yüzden size bugün yine acı söyleyeceğim. Deli mi ne sahaya atladı? Ülke de dedi ki deli mi ne? Niye sahaya atlıyor? Bunu konuştular. Twitter'da gündem oldu. Binlerce kişi çocuğun anasına, bacısına, sülalesine, kişiliğine, karakterine sövdü. Ne kadar ezik insanlar olduğumuzu bir kez daha Twitter'da görmüş oldum. Eziyizdir. Lütfen yanlış anlamayın. Çünkü eziyiz. Türkiye'de bir doktor Amerika'da başarı kazanınca bunu gündeme, manşete, ana haber bültenlerinin son dakikasına taşıyacak kadar eziyiz. Amerikalı ya onlar. Tabii ya babalar yapmış diyecek kadar eziyiz. Onlar nasıl yapıyor diye sorgulamayacak. Nasıl yapıyor deyip geçecek kadar eziyiz. Olabilir. Gencecik adam sahaya da atlar, takla da atar, ne yaparsa yapar. Bunu bir milli mesele haline getirmenin de bir amacı yoktu. Çünkü biz bunu milli mesele haline getirip tartışmaya başladığımızdan tartışmanın finaline kadar geçen sürede şehit verdi bu ülke. Haberiniz var mı? Var mı? Var mı? Eyvallah. Kahramanlık öyküleri birçok ordunun ayakta durmasına sebep olur. Enemy at the Gates, Kapıdaki Düşman adlı filmde Stalingrad'da yaşanan Nazi Sovyet ordusu savaşını anlatan bir sinema filminde asker var, güç var. Neden kazanamıyoruz oğlum diyor Stalin. Generallerden bir tanesi de bu soruyu soruyor subaylarına. Politika subayları var o dönem. Diyor ki bir fikriniz var mı? Ne bok yiyeceğiz diyor. Politika subaylarının hepsi daha fazla adamı idam edelim, savaştan korkan subayları idam edelim falan filan gibi saçma sapan zaten uygulanan fikirleri tekrar generale söylüyorlar. Aralarından bir tanesi çıkıyor. Diyor ki onlara umut verelim. Onlara bir kahraman verelim. Sonra Vasily Zaitsev çıkıyor. Kahraman oluyor. Askerlerin savaşma şevki daha da yükseliyor. Zaten bu ülkede birçok kahraman vardı. Birçok kahraman halen var. Kahramanlık değil de mesele aslında kahramanlar yüzünden elde ettiğimiz umut değil mi sizce de? Bizim umudumuz var mı? Dünyada kural şudur. Cesaretten sonra gelir umut. Bir cesaret gösterirsiniz ve cesaret gösterdiğiniz için umutlanırsınız. Ama Türkiye'de bu iş birazcık ters işliyor. Türk insanına önce umut gerekiyor. Umuttan sonra cesaret geliyor. Bütün sanatçılar her şey çok güzel olacak yazdı biliyorsunuz. Ben de yazdım. Bunun sebebi neydi? Neden bu kadar cesur davrandılar? Saklamaya gerek yok. Hükümet de saklamıyor. Hükümetten birisi bakın sizi nasıl fişledim diye her şey çok güzel olacak yazan sanatçıların, oyuncuların, tanınmış kişilerin listesini çat diye paylaştı değil mi sosyal medyada? Yani saklamıyorlar bunu. Peki sizce hükümet senin reklamını keserim, ekmeğini keserim, açlıktan geberirsin derken bu sanatçılar neyin gazına gelip de her şey çok güzel olacak yazdılar? Bu cesareti nereden buldular? Hepsi bir anda nasıl cesaret gösterdiler değil mi? Cesaret göstermelerinin sebebi biraz önce anlattığım gibi umuttu. Ekrem İmamoğlu umut oldu. Umut. Bir isim üzerinden. Muharrem İnce'ye de aynı şeyi yaptılar ama Muharrem seçimden sonra gücü elinde tutan insanlar ki onların gücü kalabalıktır. Daha büyük güçlerin peşinde böyle dolanırlar. Eleştirmek isterler, eleştiremezler. Derler ki lan susayım ben ekmeğime bakayım, yoluma bakayım. Haklıdırlar da belki de kendilerine göre. Biz hiç onu yapmadık. Yıllardır zaten bu umutla, bu cesaretle konuşuyoruz mevzular programında ama onlar öyle yaptılar. Baktılar ki birileri oy kaybediyor. Demek ki artık sonu geldi. Sonu gelmeye başladıysa biz de o sana destek olalım dediler. Ve yazmaya başladılar. Olsun. Her şey çok geç. Ama geç olsun. Güç olmasın. Cumhurbaşkanımız tek adam olmayı çok arzuluyor. Oluyordu biliyorsunuz. Ve oldu da. Çünkü artık en yakınındakilere bile güvenemiyor. Tek kaldı. AK Parti'nin kurucu üyeleri kendi partilerini kurma hazırlığındalar. Dengeler değişmeye başladı. AK Parti kan kaybediyor. Artık insanlar AK Parti'ye değil Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde AK Parti ayakta kalıyor. Reisin tek kalmasının sebebi onun da kimin ne olduğunu bilememesi. Bunun bir değişik versiyonu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanıyor. Mesela AK Parti'yi ayakta tutan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ismi. Birileri partinin ismi var diye partiye oy veriyor. Birileri de o partinin başında bir isim var diye ona oy veriyor. Yani kimse konuyu politikayla ya da ülkenin geleceğiyle tahayyül etmiyor. Yine şekil, yine şekiliz. Çok şükür şeklimiz yerinde. Mesela Kaz Dağları'ndan bahsedelim. Son zamanlarda çok büyük gündem oldu. Türkiye'de şu anda aktif olarak yurt dışından gelmiş ve Türk topraklarından altın çıkartan 15 tane şirket var. Bunların
iki tanesi bayağı büyük şirketler. Biri Kanada şirketi, biri Hollanda şirketi. Hollanda şirketi yılda 17 ton altın çıkartıyor ülkemizde. Bunun yalnızca 5'te 1'ini Türk topraklarında bırakıyorlar. Geri kalan yurt dışına giden altın ne oluyor? İşleniyor. Bizden çıkan altın tekrar bize satılıyor. Milli uçak yapalım dedik. Twitter'da benimle geçtiler. Havacı generaller geldiler, mevzularda konuştular, anlattılar. Çok önem verdik. Dedik ki millileşelim. Milli uçağımızı yapalım dedik. Salaklar bilemediler ki kendileriyle geçiyorlardı aslında. Bizim ülkede milli uçak mı yapılır? Evet, böyle bir gerizekalı olduğun için yapılamaz. Senin gibi çok fazla gerizekalı olduğu için yapılamaz. Niye yapılamaz biliyor musun? Uçağın millisini yapmakta bir şey yok. Bunu yapacak aslan gibi mühendislerimiz var. Aslan gibi teknoloji uzmanlarımız var. Kaçırdıklarımız var Amerika'ya, Avrupa'ya. Hala burada olanlar var. Araba yaparız, biz milli araba yaparız. Geçtiler. Milli araba yapılır mı? Babacım yapılır. Milli cep telefonu. Al yaptım. Milli Windows. Al. Milli Google. Al. Ama bunları yapmamız için ne gerekiyor biliyor musunuz? Para. 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 O parayı bulmak için önce neyi millileştirmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Topraklarımızı. 15 altın firması Türkiye'de şunu öngörmüşler. Yaptıkları araştırmalar sonucu. Bu ülkeden yakın zamanda 750 ton altın çıkartılabilir diyorlar. Neden madenimizi millileştirmiyoruz? Sadece 2018 yılında 27 ton altın çıkarttı yabancılar. Ülkemiz topraklarını. Tamamının ülkemize kaldığını düşünün. Ordunun paraya ihtiyacı var. Eğitimin paraya ihtiyacı var. Bu aralar Diyanet'in de bayağı paraya ihtiyacı var. Çünkü sanırım en çok ödeneği onlar alıyor. Rütük geldi. YouTube'çulara 100 bin lira, oradan 10 bin lira falan filan deyip parsayı toplayacaklar. Artık trafik cezalarıyla falan toparlamaya çalışıyorlar. Farkındaysanız ülkenin ekonomisini. Ya da ne bileyim, hazırda yapılmış eski varlıklarımızı satarak durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Yani hazırda olanı yiyorlar ki bununla da ilgili müthiş bir söz var. Hazıra dağ mı dayanır? Bu yabancı şirketler nasıl çıkartıyor bu altınları bizim ülkemizden? Spiral şeklinde kazıyorlar. Spiral şeklinde kazmalarının sebebi kamyonlar aşağı inecek. Zaten en altta ekstradan kazılmış tünelin içine girecek. Toprağı alacak, yukarı çıkartacak. Siyanürle arıtacaklar ve altın ortaya çıkacak falan filan. Bu işlem yapılırken neden ağaçlara zarar veriliyor? Neden bu zehirli maddeler çevre halkına zarar veriyor? Şimdi bunu size sürekli her gün gördüğünüz bir şeyle örneklendireyim. Şirket arabası kullanan elemanları düşünün. Araba şirket arabası. Anasın. Kasiste yavaşlamam. Oraya sürterim. Şöyle yaparım. İçinde sigara içerim. Aa, koltuk yanmış. Değil, nasıl olsa şirket arabası derler ya, hor kullanırlar ya. Hani şirket arabalarının ikinci elleri çok düşüktür ya. İşte onun gibi düşünün. Toprak senin değil. Niye uğraşasın üstündeki ağaçla? Niye uğraşasın yanında yaşayan teyzeyle, amcayla? Ver siyanürü gitsin. Yok mu bunun başka yöntemi? Altın aranamıyor mu başka yöntemlerle? Tabii ki aranıyor. Da çok maliyetli. Yani el alemin toprağı için o maliyete değer mi? Değmez. Sonra ne oldu? Sürekli chat raporu yedi Kanada şirketi. Sürekli ama. Tam altın çıkartacaklar, çat chat raporu geldi. Adamlar Kanadalılar artık illallah etti. Dediler ki yani Türkiye'de bir iş yapalım, ağzımıza sıçtınız dediler. Biz de dedik ki sıçarız. Ne güzel, Kanadalıları da illallah ettirmişiz diyebilirsiniz. Ama Kanadalıları illallah ettiren milli şuurumuz değildi maalesef. Akın İpek'ti. Akın İpek'i biliyorsunuz, FETÖ'cü kardeşimiz kaçtı. Türkiye'de televizyon kanalları, şunlar, madenler, fabrikalar, trilyonlar trilyonlar. Kanadalı şirkete baskıyı kurduran bu Akın İpek kardeşimizmiş. Kanadalılar en sonunda illallah edince 15 futbol sahası büyüklüğündeki alanı Akın İpek'e 50 milyon dolara satmışlar. Akın İpek burayı aldıktan sonra yalnızca 5 sene sonra, 4-5 sene sonra halka arz etti %50'sini. Kaç paraya arz etti biliyor musunuz? 3 milyar dolara. 50 milyon dolara aldığı madenin %50'sini 3 milyar dolara halka arz etti ki tahmin edilen gelir 6 milyar dolardı. E tabi Akın İpek o bölgeyi alınca ne chat rapor kaldı ne bir şey. Devlet dedi ki yürü. Yürü Akın'ım, yürü İpek'im dedi. İşte o paraların büyük bir kısmı da FETÖ'ye gitti. Köylü köylü zehirlendi, kanserden öldü. Hakkını mı yedik biz o köylünün susarak? Hayır. O köylü kendi hakkını yedi zaten. İzmir bölgesinde o çevre insanlarına her birine villa verdiler. Bir de madende çalıştırdılar. Yani maaş da verdiler. Yani susturmak istedikleri insanları satın aldılar. Satmasaydınız kendinizi. Şimdi kızmayın onlara. Bana da kızmayın. Kendinize bir bakın. Dedim videoyu. Şöyle bir düşünün. Siz kendinizi neler için, kimler için, ne için, ne kadara sattınız? Yalnızca parayla olmuyor arkadaşlar. Düşünürken lütfen bunu da unutmayın. Acaba hangi söze, hangi vaate, hangi güzel yüze, hangi güzel gülücüye sattınız kendinizi? Niye kızalım ki oradaki insanlara? Tabii biz Delimine'nin sahaya atlamasını konuşurken bu arada ülkede bazı gündem olacak ama asla olamayan konular da gelişti. Amerika geçtiğimiz günlerde kalktı ve dedi ki hadi Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kuralı. Ama biz bunu tek başımıza yapmak istemiyoruz sevgili Türk kardeşlerimiz. Hadi sizinle beraber yapalım dediler. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için Amerikan askerleri Şanlıurfa'ya, Türk topraklarına ayak bastılar. Yabancı birliklerin Türk topraklarına ayak basabilmesi için gerekli izni yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Anayasada böyle yazar. Orada olmalarına sebep izin meclisten verildi. Hayır, verilmedi oradan. Her neyse.
yeni dönem inanılmaz olacak. Çünkü insanlar birbirleriyle tartışırken seçtikleri taraflar, bulundukları alanlar değişti. Köşeler değişecek. Yeni partiler kurulacak. Oradan oraya geçişler olacak. Eski partiler güç kaybedecek. Şu olacak, bu olacak, falan olacak, filan olacak. Ama kim nereye gelirse gelsin bizim bilinçsizliğimiz, şuursuzluğumuz ve maalesef ezikliğimiz aynı şekilde devam edecek. Biz asker bir milletiz. Kahraman bir milletiz. Hani hemen en ufak olayda dev gibi sinirlenir. Dünyaya kafa tutar. Bizi oraya getirme deriz. Bütün dünyayı 5 dakikada ele geçirebileceğimiz fikrindeyiz. De dünya insanları bizi nasıl görüyor? Bunun bilincinde miyiz? Hani Deliminin sahaya atlamasıyla rezil olduğumuz o dünya bizim hakkımızda ne düşünüyor? Sizce bunu da bilmemeli miyiz? Dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınız, abiniz olarak yine maalesef sizlere acı söyleyeceğim. Azerbaycan kardeşimiz, oradaki insanlar bize nasıl bakıyor dersiniz? Bırakın Avrupa'yı, Amerika'yı, Rusya'yı. Dostumuzdan bahsediyorum. Sizce oradaki insanların çoğunluğu bizlere nasıl bakıyor? Azerbaycan'a buradan çalışmaya giden Türkler orada nasıl karşılandı biliyor musunuz? Kucaklar açıldı onlara. Bir Azerbaycan vatandaşı şöyle diyor: Türkleri gördüğümüz zaman sokaklarda çok mutlu olduk. Yardımcı olmak istedik. Evimizi, kapımızı açtık. Bir hafta sonra birisi karımıza, birisi kızımıza asıldı dediler. Kıbrıs'ı kurtardık. Kıbrıs'taki Türklerin çektiği zulme son verdik Kıbrıs Barış Harekatı'yla. Peki orada bizim hakkımızda ne diyorlar biliyor musunuz? Karımıza asıldılar, kızımıza asıldılar diyorlar. Şimdi bizi izleyen 10 kişiden en az 9'u şu lafı duymuştur: oğlum Rusya'ya bir gidiyorum, tabii birazcık da rengimiz koyu ya, hemen karılar bat 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 5 tane 10 tane. Bir insan ülkeye bile, koca bir ülkeye bile bununla puan verir mi lan? Kaçınız böyle bir muhabbetin yanından geçtiniz? Kaçınız böyle bir muhabbetin içinde oldunuz ya da kaçınız bu muhabbeti yaptınız? Elinizi vicdanınıza koyun da bir söyleyin be. Şimdi YouTube videosunun like'ını, dislike'ını. Elinizi vicdanınıza koyun da bir söyleyin be. En çok aykırılan neydi? Rezil olduk dünyaya. Böyle gezdik. Utandık. Hayır kardeşim, böyle gezmemizin sebebi utancımızdan değil, habire s**imize baktığımızdan. Eğer dik durmak istiyorsanız artık kafayı gözü şuradan bir kaldırın. Unutmayın, Türkiye'de buna en çok düşman olan, bunu en çok arzulayandır. Artık kendimizi kandırmayalım. 17 Ağustos'la ilgili hepiniz eminim Twitter'dan, Instagram'dan postlarınızı paylaştınız. Unutmayacağız yazdınız. Titreşimli fotoğraflar koydunuz. Unutmayacaksınız da sanıyorum tam olarak neyi unutmayacağınızı unuttunuz. Binlerce insanımız öldü. Türkiye'de gerçekleşmiş en büyük ikinci depremdi. Merkez üssü Gölcük olan deprem. Birisi dedi ki tam deniz üssünün altında gerçekleşti deprem. Ve o sırada deniz subayları yere Kur'an atıp üzerinde dansöz oynatıyorlardı dediler. İnandılar biliyor musunuz? İnanan oldu. Biz buna inanan insanlarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Bir siyasi parti mensubu başka bir siyasi partiden gelen yardım kamyonunu deprem bölgesinin dışında durdurup hayır siz başka bir siyasi partidensiniz deyip kamyonu geri gönderdi. Bunu biliyor muydunuz? Birçoğunuz biliyordunuz. Birisi sağlam çıktı göçük altından. Sonra yok oldu. Bir arkadaşımın ablası yaralı olarak kurtarıldı. 20 yıldır ablasını arıyor. Tırnağını bile bulamadı. Nereye gitti? Kurtarılan birçok insandan haber alınamadı. Neden? Araştırmaya gerek duydunuz mu? Duymadık. Aklınızda kalan görüntüler göçük altında kalmış tozlu çocuklar, ağlayan kadınlar olabilir. Ama benim zihnimde kalan görüntüler henüz hayattayken kolu kesilip kolundan bilezikleri çalınan depremzedeler. Çevre illerden, hatta bayağı uzak köşelerden deprem bölgesine gelip evleri daha içinde insanlar inliyorken yağmalayanlar, o da biziz işte. 1000 kilometre uzaktaki depreme feryat eden, üzülen, ağlayan, bir kuruş parasının tamamını onlara yardıma gönderen kadın da bizim kadınımız. Buradan topyekun kalkıp yardım kamyonlarını çalan, yardım kamyonların içindeki malzemeyi satan insanlar da bizim insanımız. Veli Göçer. Reklamlarını görürdünüz. Yaşı yetmeyen çoktur. Yaşı yetmeyenlere söyleyeyim. Veli Göçer diye bir adam her gün televizyonlara reklam veriyordu. Şöyle binalar yaptım. Harika katlar, lüks villalar. Siz de satın alın. Tamamı çöktü. Bir araştırır mısınız şu anda Veli Göçer nerede? Hapiste mi? Yoksa paravan bir şirket kurup inşaat yapmaya devam mı ediyor? Binaları yıkılan müteahhitler şu anda nerede? Bunlardan kaçı ceza aldı? Para için kendini, ruhunu, hayatını, hatta insan canını satan köpekler şu anda neredeler? Hiç merak ettiniz mi? Hadi bu videodan sonra girip ufak bir araştırma yapalım, olur mu? Görürseniz bu videonun altına yazar mısınız? Bakın, bu binalar depreme elverişsiz diye hummalı bir çalışmaya girilmeliydi değil mi? Girildi. Nerede girildi? Boğaz gören yerlerde. Kentsel dönüşüm nedense kıyılardan başladı. İçerilere hiç gitmedi. Toplanma alanı olacak yerlerin tamamı AVM oldu. Deprem vergileri aldılar bizden. Sonra o deprem vergileriyle bize duble yol yaptılar. Allah da razı olsun. Her neyse, bugün birçok şeyi Twitter'a yansıtabilirsiniz. Bugün birçok şeyi Twitter'da tartışabilirsiniz. Bugün birçok şeyin farkında olduğunu da zannedebilirsiniz. Yarın olacak olan depreme hazırlıklı olduğumuzu da düşünebilirsiniz. Gökdelenlerimizle, köprülerimizle de övünebilirsiniz. Bizi dünyada ne tanıyorlar be? Tüh, keşke herif sahaya atlamasaydı, millet olarak rezil olmazdık da diyebilirsiniz. Ama unutmayın, bu yoksa kaybedersiniz. Yok.
Müzik.